diyor. Murat'ı da alalım. İyi misin Murat? Öykü Hanım, öncelikle sizden ve yapım şirketinden, herkesten çok özür dilerim. Seyirciden özür dilerim. Seyirciden özür dilerim. Bir kusurumuz olduysa affola. Özellikle sizden özür dilerim. Yani sizin gözünüzde, yani sizden konuşamıyorum aslında ama. Böyle oldu, böyle yaşandı. Yapacak bir şey yok. Geriye alamayız, yani zamanı geriye alamayız. Sakin kalmaya çalışıyorum hala. Genel olarak herkesten çok özür dilerim. Kendimi ifade edemiyorum şu anda. Yani olabilir, yükselebilirsiniz. Burada daha çok erken ama bunun için. Ya en başında bir de sonuna doğru böyle şeyler yaşanabilir. Sakin kalmaya, en azından kendinizi cümlelerinizle ifade etmeye özen gösterirseniz çok memnun olurum. Çok normal. Daha hiçbir birbirinizi tanımıyorsunuz. Üstelik hani bir erkeklik gururu, bir şey, kalbiniz kırılıyor, sevgiyle, aşkla ilgili bir şeyler. Bu rekabet kolay bir rekabet değil. O yüzden anlayabiliyorum ama hiçbir şekilde birbirinize bu derece fiziksel olarak yükselecek bir durum yok. Evet, siz birbirinize temas etmiyorsunuz ama arada sizi tutmaya çalışanları da yani hırpalıyorsunuz. Bir de böyle de bir durum var yani. Lütfen özen gösterin. Rica ediyorum. Sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, konuya kaldığımız yerden devam edelim. Senin Aynur'a bir şekilde beğendiğini Bat'a söylüyorsun. Bat da bunun söylenmesi gerektiğini ifade ediyor. Söyle bakalım. Öykü Hanım, ben zaten bunu dile getirecektim. Ama şu an için kafamda öyle bir şey yoktu. Sadece düşüncemi söyledim Bat'a. Zaten düşüncelerimizi birbirimize biz paylaşıyoruz. Bat'la ben yakınım. Ki keşke Bat sonrasında söylediğim şeyleri de söyleseydi. Ki zaten aslında herkes de biliyordur. Ben Leyla'ya okeyim şu an için. Herhangi bir problem yok. Tanışma yolum benim şu an için mükemmel gidiyor. Ondan yana sıkıntı yok. Ama ben tanışma yolunda olsam da bir insanı beğenebilirim. Bu gayet çok normal bir şey. Sadece özellikle böyle müdahale eden arkadaşlara şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu programı unutun. Dışarıda sizin bir ilişkiniz varken bile, tanışma yolu değil, bir ilişkiniz varken bile bir kadın hakkında evet güzel bir kadınmış, beğeniyorum, dikkatimi çekti diye hiç kimse bu zamana kadar bulunmadı mı? Yanında bulunduğu yerde de muhabbeti açılmaz ama. Yani yanında ya. Birden hiçbir şey yokken böyle bir konu açılıyor yani. Lütfen söz al. Öykü Hanım. Arkadaşı bunu dile getirdi. Ben de dile getirebilirdim ama bunu şu an için gerek duymadım. Ben dediğim gibi şu an için güzel zaten bir şekilde tanışmıyorum benim devam ediyor. Ben sadece dikkatimi çekti, beğendi dedim. Ben şu an Aynur'u tanımıyorum, etmiyorum. Ben zaten şu an Leyla'ya karşı hani onun yoğunluğunu da hissediyorum. Ya hislerimi de yoğunluğumu tamamen ben de Leyla'ya aktarmayı çalışıyorum. Sadece bir beğentiydi. Bu çok masum bir şey. Bence bu kadar büyüleyecek yani o kadar kötü görüntü bir verdi ki. Yani buralara gelmesinden ben şu an şahsen utanıyorum. Ya bu kadar basit bir kelimeyi bu kadar büyümemeliydi. Alt tarafı bir beğenti, yani bu bir nezaket, bu beğenti şey değil. Bir kelimemiz yok. Evet, Görkem'le devam edelim. Çünkü konuyu yorumlarken başımıza gelenler yani, bunlar. Evet Görkem. Arkadaş hep konuşuyor ama bize gelince konuşuyor. Müsaade etmeyen bir arkadaş tipi var. Kesinlikle. Bu yüzden ona karşı birazcık şeyim var, ön yargım var bu konuda. Hı-hı. Bir de dinlemeyi bilmiyor arkadaş. Birazcık otursun dinlesin bence ilk başta. Tamam, ve her zaman netin diyor ama evde %40'lar %30'lar hep duyuyorum. O konuyu da bir söylesin bence Leyla. Belki gibi %100 gidip sonra böyle patates püresi mi olayım? İşte o benim tercihim. Sana mı soracağım? Bak ben, patates püresi diyor Hükana. Ben şimdi... Ama bu hoş bir şey değil ki patates püresi. Evet. Sen kimsin oğlum bana böyle kelime kullanıyor? Ben sana kim olduğumu göstereceğim. Gel göster diyorum işte. Bak ben buradan göster ama. Buradan göster. Daha soğumadan. Ya kanka bak böyle cümleler kullanılmasın bak burada. Daha soğumadan rica ediyorum. Bana neden kullanıyorsun? Zaten az önce kavga etmişsiniz. Yenisine girme bak, yani insanların da sabrı var. Sen de farkındasın lafın nereye yani, gittiğini yapmak. Patates püresi bile hoş olmuyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Evet, devam. %40'lar durumu var. Bunları açıklaması gerekiyordu diyor. Bak başka daha güzel söylediği şeyler varmış. Onları da söyle, eksik kalmasın. Sen açtın konuyu. Ya ben şimdi ihaleye fesat karıştırmış gibi oldum yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Leyla seni de üzmek istemedim. Yani ne kadar da Beyza davranışı dünkü yani aynen. Yaşandı. Hani bunun benzeri yaşandı. Çift olarak aynı. Çift olarak gerçekten. Mükemmelsiniz. Batı da zehirlemiş. Peki arkadaşlar herkes susuyor. Belki sana da geleceğim. Çünkü istersen başlık olarak at. Neden Aynur'a... Aynur'un bugün konuşulmasına sebep olduğunu başlığını at, sonra o konuya geleceğim. Neden? Öykü Hanım. Çünkü sen... Çünkü ben Buse'yle ilk 3 gün görüştüğümüz süre boyunca hiçbir şekilde hiçbir şey kimseye herhangi bir şey söylemedim. Buse'yle arkadaş kalacağımızı konuşmaya başladığımız dönem ve böyle anlaşmaya devam ettiğimiz dönem
bir kişiye, Buse'ye de hatta söylemiş olabilirim. Hani ben hepsini ifade edeceğin yer gelecek. Okay. Neden? Sen Aynur'la... Beğeniyordum çünkü. Beğeniyorum yani. Aynur'u tanımak istedin diye mi oldu? Çok kaliteli bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çok güzel kadınlar var kadınların da ama benim görüşebileceğim bir kadın olduğunu düşündüğüm için. Sen tanımak istediğin için Murat da telaş mı etti? Ne oldu? Yani ben asla böyle olduğunu düşünmüyorum. Leyla ile çok güzel giden bir ilişkisi var. Araya böyle batıda kullanarak, fesatlıklar sokarak, bir de ilk hafta istediği etkileşimi alamadığını düşünüyorum kadınlar evinden. O yüzden beni kullanarak üstümden bu şekilde davranışlar. Aynur'un ismi hiçbir şekilde geçmiyordu. Murat hiçbir şekilde söylemiyordu. İlave olarak katıyorum. Onun yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi arkasından konuşmam. Erkekler evinde benim arkamdan burada anlaşamayacağım bir erkek varsa o da Batuhan Berke demiş. Sana ben senin yüzüne söylüyorum. Seninle anlaşamam. Delikanlıysan tamam. Söyle. Ben sana genel olarak toplantıda demedim. Arkada değil. Erkeklerle dedikodu yapıyorsun. Buralara girmeyelim. Yani. Genel olarak benim söylemek istediğim şey Buse ile arkadaş olarak tanışalım, devam edelim konusu olduktan sonra Aynur'u beğendiğimi, kadınlar evinden birisiyle görüşürsem Aynur olabileceğini ifade ettim. Birkaç kişiye de ifade ettim. Hatta soy ismini sordum. Çok sessiz kaldığı için hiçbir şekilde bilmiyorduk. Yani burada herkes birkaç kişiyle tanışabiliyor. Ben de gerçekten tanışmak istediğim insan varken hayatımda kimseyle görüşmedim. Tamam, oraları açıklayacaksın. Tamam. Ama yani Murat'ın konuya dahil olması bunu öğrendi de mi dahil oldu sence? Ben %100 böyle düşünüyorum Öykü Hanım. Peki. Leyla'cığım söz senin. Biz seni dinliyoruz. Şu anda aldığın yeni bir bilgi var. Bu bilgiyle şu an... Ya, evet, haklı olarak... Ağladın. Moralin bozuldu. Sakinleştin mi? Daha iyi misin? Evet, iyiyim. Peki. Çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Kaldım yani şu an böyle. Bilmiyorum ne diyeceğim. Konuşamıyor olabilirsin. İstediğin zaman söz veririm sana. Şimdi değilse daha vaktimiz var. İstediğin zaman konuşabilirsin. Hayal kırıklığı gibi çok bir şey doğal. Yaşıyorum şu an. Kimse burada bence yüzde konusu olmamalı. Çünkü ben onu hiçbir zaman bir yüzde payı çizmedim. Yani. Beklemediğin yerden geldi. Evet, yani bu %40 çok çirkin muhabbetler ama ya. Hani ben de, bir de şunu belirtmek istiyorum. Tanıma yoluna gelen yol var ya hani, o yolu kastetmiyorum ama biz hızlı bir şekilde tanıma yoluna girdik dedi ve ben yine... Kör gözümle görmemişim ekranda hani bunu bana insanlar söylerken Leyla acelesiniz. Yok ya sürpriz yapmaya gerek yok. İçinden geldi öyle olsun güzel oldu. Zaten ben ayarsızım iyi oldu gibi yorumlar yapıyordum. Şu an az çok belli oluyor neden bu kadar acele ettiği. Onu gördüm. Bir de az önce dedi tanıma yolundayken de ben başkasını beğenebilirim gibi bir cümle kullandı. Yani bu siz karar vereceksiniz buna. Kimse kusura bakmasın. Tanıma yoluna gelen ki aşamadan bahsetmiyorum. Ben hep bunu savunan bir insanım. Herkes birbirini tanıyabilir. Karşı tarafın fikri hareketi önemli diye. Karşı taraf beni çok güzel mahcup etti. Bu kadar insana. Teşekkür ediyorum bunun için. Benimle tanıma yolundayken... Benim yanımdaki erkek, hani erkeğim denmesinden hoşlanıyorsun ya. Benim yanımdaki erkek ben yanındayken, benle tanıma yolundayken başka kimseyi tanıyamaz. Tanıyamaz değil, beğenemez bile. Beğenmeyi geçtim. Övemez bile ya. Adını diline alamaz bile. Bu çok başka bir şey yani. Bu kötü, kötü ya. Ben daha fazla konuşursam ayarım yok çünkü. Çok kırıcı konuşacağım. Yani o yüzden bir şey söylemek istemiyorum ya. Yaşayıp izledikçe birazcık da bakmak istiyorum bazı şeylere. Murat, sadece Öykü Hanım şu yüzdelik olayıyla alakalı şöyle açıklama yapmak istiyorum. Ben, Ozan, Berke konuşuyorduk ben ve Leyla hakkında. İşte 100 üzerinden mesela kaç puan verirsin tarzı böyle sohbet muhabbet ama kötü niyetli değil. Hani Berke ya da Ozan sordu bana. Ozan sordu sanırım. İşte tamam Berke ya da Ozan diyorum. Ben de, ben de dedim ki ya şu an için %30 dedim. Hatta şaşırdı Berke ve Ozan. Demek neden ki dedi? %30'dan ki, üstünü görmüş ki bebeğim, ben %30'da kalmışım. Öykü Hanım bana söz hakkı verdi ya. Hani %30 dedim. Berke ve Ozan çok şaşırdı. Hani gayet iyi görünüyor. Neden %30 dedin? Hatta bak bu %30'u Leyla duyarsa üzülür dedi. Ben dedim ki ben Leyla üzülür ya da sevinir diye değil. Ben kendi hislerimle hareket eden bir insanım. Hislerimi de dile getiririm ve söylerim. Ben de şu an %30 çünkü ben emin... Adımlarla ilerlemek isteyen zor bir karakterim dedim yani. Öyle hemen ben böyle %100, %90 yaşayan bir adam değil mi Öykü Hanım?
Emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Tamam. O yüzden yüzdeli yavaş bir yavaş çoğalacak sen. Evet de ben de öyle. Ben birden duygumu Berke gibi çok yüksek yaşayamıyorum. Ama gördüğümüz ikiniz de aynı yükseklikte yaşadığınız için belki sendeki %30 onun %100'üdür. Keşke o %30 yani düşündüğünü bana da belirtseydi. Bu gitgide yükselecek deseydi i̇şte ben zaten konuşmaz elimden geleni yani yapardım. Aslında %40 iken bile zaten hayatımın anlamı. Yüzdelere gelecek kadar bence düşmüşüm yani. İğrenç bir muhabbet ya gerçekten lütfen. Kötü bir muhabbet değildi aslında. Lütfen. Aramızda normal. Erkekle normal sohbet ediyordum. Şöyle %100 ilişki istiyor musun diye sorduk. Biz o da %30 seviyede iyiyiz dedi. Ama o adamın belki %30'u odur. Evet. Anladın mı? Benim %100'üm belki onun %30'udur. Daha da zor bir insandır. Ama farklı şekilde anlatılıyor ve hayır, farklı hayır yansıtılıyor. İşte ben en objektif şekilde. Sen Leyla anladın mı? İlk önce gelip de birden böyle %30 %40 muhabbeti yapmayacaksın. Geleceksin bana soracaksın. Bu muhabbeti yapmamın sebebi sen normal yaptığın için. Sen yaptın. Lafımı dinlersen. Ben diyorum ki bana gelip de sanki ya tamam Leyla ben şansına karşı %30'um. Ben bunun egosunu kasmıyorum. Ben herkese söylüyorum zaten yükseğim diye. Hani Murat'a karşı ben eminim. Kendimden eminim Murat'a karşı. Bunu hep belirtiyorum. Yüzde muhabbetini Ozan insanların için içinde söylemeden bana söyleseydin. Yani ayrıca bir kişisel olarak yüzde muhabbeti çok çirkin yani. Yani ben şöyle düşünüyorum böyle düşünüyorum. Hani bu kadar kibar bir insan yani. Bana bu kadar özenli davranıyor ya insanların içinde. O zaman bu eve geldiğinde de %30'luk derecede davransın. Ya da telefonda konuşurken %30'luk yani derecede özel konuşsun. İletişiminiz olduğu için burada söylenebilecek bir şey bu. Batuhan'la tartışmış olsak da bir erkeğin gururuna sığmayacak bir hareket yaptın. Bana yapsaydın yüzüne bile bakmayabilirdin. Çok tatlı bir kadınsın ama sessizliğin sinir bozucu. İşler planladığın gibi gitmediğinde çirkinleşiyorsun. O yüzden seni yazdım. Bu da sana cevabım. Benim için çok kolay bir karar olacak. Ah, iyiyim. Bu kadar düşünüyorsan bu duruma sokmasın. Bu konuları baş başa daha sağlıklı bir şekilde, daha sakin bir şekilde en azından. Yani insanlara da kızma. Onlar da tabii ki bir ilişkiyi baltalamak isteyebilirler. Burası yarışma. Görüyoruz. Evet. Sizi ayırmak isteyebilirler. Herkesin ilişkisi için geçerli bu. Evet. Öyle böyle yani onu beğeniyordun ne oldu şimdi diye başka üçüncü bir kişi ilişkinize sokmak isteyebilirler. Yaşadık gördük az önce gördük yani. Çok. Eğer sen bunu ifade ediyorsan bu konuşulur. Bu açıklamayı tek konuyu yapacağım. Konuyu açan da yakın arkadaşın yani. Evet. Şöyle daha dediğim gibi daha sakin bir ifadeyle bu konuyu daha sağlıklı bir şekilde Leyla ile konuşacağım. Yani zaten inşallah konuşursun. Konuştuğumda ne demek istediğimi tam anlamıyla anlayacaktır. Peki. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi görüntüler üzerinden gidelim. Siz de ilk kez kendinizi izleyeceksiniz. Dışarıdan bakınca tabii tanıtımda orada burada ufak tefek kesitler gördünüz ama konu bütünlüğünde kendinizi gördüğünüz zaman başka bir his oluyor. Yani yine bir ilkle karşılaşacaksınız aslında burada.